Ben homeopatiyi kendim öğrenirken tabii ki önce işte homeopati şöyle bir şey diye öğrenmeye başladım. Arkasından yapılan sunumlarla, derslerle ilaç bilgisi öğrenmeye başladım. Derken vaka sunumları geldi. İşte şöyle bir hastalığı olan biri böyle iyileşti, bu ilaçları verdik falan filan diye. O sunumlarda tabii ki hocalarımız o ilaca nasıl karar verdiklerini kendi kullandıkları repertuar yazılımı üzerinden anlattılar. Ama bu sunumlar sırasında o yazılımı kullanmayı anlatmadılar. Yani tabii yıllara yayarsam, yıllar içinde hiç mi anlatan olmadı kardeşim diye sorarsanız arada bir anlatan oldu ama hani genel olarak homeopati eğitiminde repertuarizasyon nedir, nasıl yapılır diye yoğun bir şekilde anlatılmıyor. Siz daha sonra homeopatiyi artık hani gittiğiniz okulu bitirmiş mezun bir homeopat olarak kendinize ben artık homeopat oldum ya dedikten sonra biraz da düşe kalka yani bir yazılım satın alıp onu kullanmaya çalışarak öğreniyorsunuz. Biraz satıcı şirketin ara sıra verdiği eğitimler, biraz kullanıcı kılavuzları, Evet. biraz da kendi çabalarınızla tabiri caizse azıcık da debelenerek öğreniyorsunuz. Yani ben Ve ben hala şunu görüyorum. Yani 2010'da ben homeopati öğrenmeye başladım. Şu an 2023'teyiz. Ben hala şunu görüyorum. Çok usta homeopatlar, çok tecrübeli homeopatlar dahi alışık oldukları bir repertuarizasyon tekniği var. O tekniği pek değiştirmiyorlar. Yani bir de şöyle baksak nasıl olur demeden alışık oldukları yöntem neyse, satın aldıkları program hangisi ise o programı açıyorlar. O alışık oldukları yöntemle repertuarizasyon yapıyorlar. Bence budur deyip işin içinden çıkıyorlar. Halbuki bu repertuarizasyon programlarının içinde birden fazla analiz metodu var. Bu metotlar çok kullanışlı. Ve hiç aklınıza gelmeyen ilaçları bir olasılık olarak önünüze sunabiliyorlar. Ve belki de hastanın gerçekten ihtiyaç duyduğu daha iyi bir ilaç var. O farklı analizin içinde gizli. Dolayısıyla siz satın aldığınız bir repertuar yazılımını hakkını vererek kullanmadığınız zaman bu şeye benziyor. Yani 45 bin lira verip iPhone alıp sadece işte konuşurken sesli konuşma bir de WhatsApp'a girmeye benziyor. Geri kalan hiçbir özelliğinizi kullanmıyorsunuz. Ama telefon 45 bin liralık telefon Evet. falan. Ama siz kullanmıyorsunuz. Yani ona dönüyor iş. Anlatabiliyor muyum? O yüzden ben istedim ki ya kardeşim bakın böyle özellikler de var. Yani eğer bu yazılımları zaten para verip aldıysanız bari layıkıyla kullanın. Hiç değilse şu anlattığım kadarını bir oturun bir deneyin diyebilmek için bu kitabı yazdım. Bu kitabı yazarken de iki tane örnek yazılım seçtim. Niye bu iki örnek yazılımı seçtim? Onu da kısaca değineyim. Bunlardan bir tanesi çevirisini benim yaptığım %100 Türkçe seçenek sunan üstelik de Türkiye'den bu bulut yazılıma girdiği takdirde satın alma gereği de olmayan ücretsiz bir yazılım var. Polarite analiz diye. Ben çok seviyorum Bunu da mesela İsviçreli bir çocuk doktoru, çok tecrübeli bir homeopat geliştirdi ve bu haline getirdi. Ve homeopatinin yeni olduğu ülkelerde de ücretsiz kullanıma sundu. Yani mesela Almanya, Japonya para öderken biz ödemiyoruz. Yani ücretsiz bir yazılım değil aslında. anladım. Dolayısıyla benim polarite analizi seçme nedenim Türkçe olması, basit olması ve bedava olması. Bir de daha ileri düzey kullanım için, yani doktor homeopatlar için, daha karışık vakalar için Complete Dynamics diye bir yazılım var. Bir de onu seçtim. Complete Dynamics'i niye seçtim? Şimdi Complete Dynamics kulvarında birden fazla yazılım var. Radar var, sinerji var, HomePod var. Belki benim de bilmediğim yani bir Tolkas Kompas var. Okul var da. Bunlar nispeten daha pahalı yazılımlar.
Peki bunların arasında hani nasıl karar verdim de ben komple dynamics'i seçtim. Ben bunların bir kısmının demosunu bir kullandım. Bir kısmını belli bir süre kullandım. Az çok hepsiyle ilgili bir fikrim var. Ama en son Complete Dynamics'te karar verdim. Yani para verip aldığım yazılım Complete Dynamics oldu. Çünkü hani benim aklımın çalışma şekline en çok hitap eden, kullanımını en kolay bulduğum yazılım bu oldu. Elimin altında bu olduğu için en çok en uzun süre bunu kullandığım için doğal olarak bunu seçtim. Çünkü diğer yazılımlar elimin altında yok. Dolayısıyla hani onlar hakkında bir kitap yazsam hani girip de kullanabileceğim, ekran yakalayıp anlatabileceğim bir ortamım yok. Doğal olarak yani şartlar bunu gerektirdiği için, ortam böyle olduğu için Complete Dynamics'i seçtim. Şimdi biraz kitaptan bahsedeyim. Lütfen. Kitapta bir kere bu homeopatik yazılımları nereden nereye geldi ya da bu hale nasıl geldi biraz onu anlatıyorum. Şu anda ekranın sağında Bönninghausen'ın orijinal el yazısını görüyorsunuz, matbaaya giden. Yani al bunu kitap olarak diz diye matbaaya giden. Orada çok iyi okunamasa da ben size hani ne gördüğümüzü kısaca anlatayım. Orada işte rubrik var. Rubriğin yanında da ilaçlar var. İlaçların derecelerinin de altı çizilmiş. Yani bir değerlikli, iki değerlikli, üç değerlikli, dört değerlikli, beş değerlikli diye. Hangi ilaç kaç değerlikli ise altı o kadar çizilmiş. Matbaa da buna bakacak. Dizerken işte küçük harfle yazacak, büyük harfle yazacak, italik yazacak falan filan. Bu orijinal kitap. Yani düşünün gaz lambası ışığında pastiyi dolma kalemle Bönninghausen bunu yazıyor. Matbaaya gidiyor. Matbaa işçisi bunu kurşun harflerle kalıba diziyor. Ve bu kitap basılıyor. Tabii yöntem bu olunca ne kadar da kontroldan geçse imla hatalarına açık oluyor. Kitapta bu tür hatalara da ben örnek verdim. Ne tür hatalar var? Yani çok ünlü, çok usta bir homeopat kitabı yazdı diye kitabın hatasız olduğunu varsayamayız. Çünkü adam oturup kendi yazmıyor zaten. Yani bir süreci var bu kitabı yayınlamanın. Dolayısıyla ta o zamandan yazılan kitaplarda bile hatalar var. Sonra 80'lerde kişisel bilgisayarların ortaya çıkmasıyla birlikte bu kitaplar bilgisayarlara aktarılmaya başlanıyor ve artık kişilerin kişisel bilgisayarlarında kullanabileceği bireysel yazılımlar haline geliyor. Ki ondan evvel hani bir ana bilgisayar kısmı da var. Yani akademik üniversite ortamında yapılan büyük bilgisayarlarla yapılan çalışmalar da var. Oraya kitapta da girmedim, şimdi de girmiyorum. Evet. Kişisel bilgisayar aşamasına geldiğimizde işte seçenekler biraz artıyor artık. Fiyatlar ve işler biraz daha kolaylaştığı için işte Macintosh versiyonu yazılıyor, Windows versiyonu yazılıyor, A şirketi yazıyor, B şirketi yazıyor falan filan. Günümüzde bu öyle bir yere geldi ki mesela Yunanistan'da yaşayan Yunanlı bir homeopat var, George Vitolkas diye. O kendi klinik veri tabanını anlaştığı programcıları açtı. Ve buradan iki ayrı yazılım çıktı. Vitolkas Kompas ve radar içinde Vitolkas Expert sistemli. Mesela burada bir yapay zeka çalışıyor. Bu yapay zeka sadece ilaç önermekle kalmıyor, aynı zamanda sizin analizinizin düzgün yapılıp yapılmadığını değerlendiriyor. Yani diyor ki sen işte yeteri kadar şu konuda rubrik seçmemişsin veya rubrik seçmişsin ama bunları derecelendirmemişsin gibi uyarılar veriyor. Dolayısıyla mesela yeni başlayan bir homeopati öğrencisi için
böyle bir geri bildirim çok kıymetli oluyor. Veya homeopati öğrencisi olmasın, kliniğini yeni açmış, yeni mezun bir homeopat doktor olsun. Evet. Daha hani ilk hastalarını kabul etmeye başladığı ve repertorizasyon konusu çok tecrübesi olmadığı ilk aylar diyelim. Böyle bir geri bildirim tabii ki hayatı çok kolaylaştırıyor. Yani ellerse yazılmış ve oradan kurşun harflerle dizilmiş kitaplarda yol gösteren, akıl veren uzun yazılım sistemlerine geldik. Ve ben bu yolculuğu kısaca anlattıktan sonra kitapta iki tane de işte polarite analiz ve complete dynamics yazılımları üzerinden bir de hani gelinen noktaları ve bu programlardaki fonksiyonları anlatıyorum. Birer sayfada oradan göstereyim. Hı hı. Mesela bu polarite analiz yazılımının sayfası. Bir kere bu vesileyle şeyi söyleyeyim, kitap renkli gördüğünüz gibi. Yani bilgisayar yazılımının renkleri her neyse, kitapta da aynısını göreceksiniz. Dolayısıyla bu yazılımı kullanarak adım adım vakalar nasıl çözülüyor onu anlatıyorum örneklerle. Bunlar Doktor Heiner Frey'nin kendi örnekleri bu arada. Evet. Aynı şekilde polarite analizde biraz onların standart örneklerinden, biraz da benim ürettiğim örneklerden yine anlatıyorum. Burada mesela çok pratik bazı yöntemler gösteriyorum. Ezzet Sveren dayı çok seveceğim. Mesela şu anda sağ sayfada şurada süsler tuzlarıyla ilgili bir şey görüyoruz. Mesela bir analiz yaptık diyelim. Bu analizde krallıklara bak dediğimizde süsler tuzları belirgin bir şekilde öne çıkmışsa hangi tuzlar sorusunu soruyorum üzerine tıklayarak. Ve bir anda eğer ben bu hastayı klasik analiz sonucu çıkan klasik başka bir homeopatik ilaç vermek yerine süsler tuzlarıyla tedavi etmek istiyorsam hangi tuzlar öne çıkıyor bana şak diye gösteriyor. Bakın mesela bu örnekte natrium muriatikum çok belirgin bir şekilde öne çıkmış. Evet. Ben buna yüksek potansiyel natrium muriatikum da verebilirim teorik olarak. Veya natrium muriatikum süsler tuzu da verebilirim. Böyle bir analizden sonra. Kaç numara olduğu yazıyor mu tuzların orada? Yok, sadece içeriği yazıyor. Tamam. Evet. Hazır sizi bölmüşken soruları soralım mı? Soralım çünkü zaten hızımızı alıp gideceğiz gibi duruyor. Yok şöyle, standart PowerPoint ekranlarım zaten bu kadardı, bitti. Tamam. Bundan sonra hakiki demolar var, yani yazılımlara girip içini kurcalama kısmı. O yüzden şu anda durmak için gayet uygun bir zaman. Tamam.